RT Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından AK Parti'den aday olan Devlet Demiryolları eski genel müdürü Süleyman Karaman süreç hakkında açıklama yaptı. Karaman, hiç kimseye kırgınlığım yoktur dedi. 12 yıl görev yaptığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden istifa ederek 7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'den Erzincan milletvekili aday olan Süleyman Karaman, partisinin aldığı prensip kararı nedeniyle kardeşi Şakir Yücel Karaman'ın Güngören Belediye Başkanı olması gerekçesiyle aday gösterilmemişti. Karaman, yaptığı açıklamaların bazı internet siteleri tarafından çarpıtılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Her zaman Allah'tan her şeyin hayırlısını dilediğini ifade eden Süleyman Karaman, ben hayatımın her alanında olduğu gibi bu yola çıkarken de Rabbimden gönlümde olanın hakkımda da hayırlı olmasını diledim. Her şeyde bir hayır vardır. Aday olamadıysak bunda da bir hayır olduğuna inandım. AK Parti'nin hükümetleri döneminde çok onurlu görevlerde bulundum. Milletvekilliği nasibimizde yokmuş ki olmadı. Aday yapılmadığım için hiç kimseye kırgınlığım kesinlikle yoktur dedi. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü görevinden istifa edip milletvekili adayı olurken böyle bir prensip kararı yoktu diyen Karaman, bu karar adayların açıklanmasının hemen öncesinde alındı. Bu karara da saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. Yalnız önceden bu prensip kararı alınmış olsaydı bu göreve talip olmazdım. Bu prensip kararıyla benim konumumda bulunan 20'ye yakın adayı vardı. Onlar da benim gibi aday gösterilmedi dedi. Erzincanlıların kendini bağrına bastığını belirten Süleyman Karaman, istifamın ardından Erzincan'dan aday olmam yönünde gelen yoğun talep doğrultusunda özel ve kamudaki 40 yıllık tecrübelerimle memleketime hizmet etmek için Erzincan'a gittim. Hemşerilerimin bana olan sevgisi, ilgisi ve inancıyla karşılaştım. Çok verimli bir adaylığı süreci ve hayatımda hiç unutamayacağım güzel anılar yaşadık. Bu vesileyle bir kez daha beni bağrına basan ve desteklerini hiç esirgemeyen tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum dedi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar il yönetimiyle birlikte vatandaşları ziyaret ediyor. 7 Haziran milletvekili genel seçimleri öncesi çalışmalarına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları il genelinde ziyaretlerde bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan milletvekili adayı Ümit Özker, il başkanı Bekir Aksun ve bazı parti yöneticileriyle birlikte ildeki tüm kesimleri ziyaret ediyorlar. Milletvekili adayı Özker, MHP'nin Erzincan'da bir milletvekili çıkaracak güce sahip olduğunu söyledi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimler için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Halkımızı geziyoruz, onlarla kucaklaşıyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz, onlara kendimizi anlatıyoruz ve onlardan aldığımız teveccüh, yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor ve çalışmalarımıza daha şevkle, daha hızlıca devam etmemizi sağlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerden galip geleceğimizde şüphemiz yoktur. Biz halkımızı temsil edeceğiz ve halkımızın Ankara'daki temsilcileri gözü kulağı olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi burada 3 dönem belediyeyi kazanmış, yönetmiştir. Erzincan halkı milliyetçi, muhafazakar bir seçmendir. Onların sağduyusuna inanıyoruz. Bizim oyumuz yeterlidir ve bu seçimlerin en iddialı partisi biziz. Çalmadık kapı bırakmayacaklarını dile getiren MHP İl Başkanı Bekir Aksun ise Erzincan halkını en iyi şekilde temsil edecek kadronun Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğunu söyledi. Milletvekili aday arkadaşlarımızla sahaya karış karış geziyoruz. Sıkılmadık el, ulaşılmadık gönül bırakmayacağız. Herkese ulaşmanın muhakkak yolunu deneyeceğiz ve ulaşacağız. Biz tabii Erzincan'ımızda Erzincan halkının mecliste en iyi şekilde idare edilmesi, temsil edilmesi noktasında Ümit Özker Bey ve Mutlu Özdemir Bey'in çok sağlıklı tercihler olacağı kanaatindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan ilgiyi çok dengeli bir şekilde yürütmenin ve Türkiye genelindeki siyaseti kardeş duygularla pekiştirmenin yollarını geliştirmekteyiz. Ve bugün sosyal paylaşım sitelerinden de paylaştığım gibi seçim atmosferinin 50 gün kaldı bitmesine, 50 gün sonra nasıl birbirimizle davranacağımızı, birbirimizle yüz yüze geleceğimizi, aynı kahveyi, aynı camiyi, aynı çay ocağını paylaşacağımızı düşünerekten saygı sevgi çerçevesinde davranmamız gerektiğini, birbirimize
hakaretvari herhangi bir davranışta bulunmadan kardeşçe bu seçim sürecini sürdürmemiz en önemli önceliğimizdir. Erzincan Hürriyet Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde yöresel yemek yarışması düzenlendi. Turizm haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada ev hanımları hünerlerini sergiledi. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası etkinlikleri başladı. Hafta nedeniyle Erzincan Hürriyet Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde yöresel yemek yarışması düzenlendi. Bu yıl 6.sı düzenlenen yarışmada ev hanımları hünerlerini sergiledi. Erzincan'ın yöresel yemeklerini tanıtmak ve Türk mutfağına kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada çorbalar, etli yemekler ve hamur işi yemekler olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Yoğun ilgi gören yarışmaya 29 yarışmacı katıldı. Jüri üyeleri birbirinden farklı yiyecekleri değerlendirmede güçlük çekti. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri kan bağışında bulundu. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri devam ediyor. Hafta nedeniyle İl Müftülüğü tarafından Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katkıda bulunuldu. Müftülük toplantı salonunda hazırlanan standlara gelen din görevlileri kan bağışladılar. Kan bağışının önemini ifade eden İl Müftüsü Yavuz Karabayır, her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını ifade etti. Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla böyle bir hayır, böyle bir güzellik yaşamak ve yaşatmak maksadıyla bir program hazırladık. Bunun da hayırlara vesile olmasını, birçok kimsenin de şifa bulmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Diğer etkinliklerimiz de malum haliniz devam ediyor. Okullarda, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çok güzel hizmetlerimiz bu hafta devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak sigara operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil terminal kavşağında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 4.970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında bir otomobil durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ekiplerin takibi sonucu terminal kavşağında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada arka koltuk üzerinde ve bagaj içinde değişik markalarda toplam 4.970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapılırken ele geçirilen sigaraların yaklaşık değerinin 30 bin lira, önlenen vergi kaybının ise 25 bin lira olduğu öğrenildi. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 2-15, Erzurum 0-10, Sivas 0-15, Elazığ 2-17, Malatya 5-17, Bayburt 0-14, Tunceli 3-18, Gümüşhane 1-15, Giresun 7-17 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Deva Eczanesi. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.